Herkese merhaba, Tonguç Akademi 8. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Zülay Karahan. Normalde bu kanalı LGS ders çalışma günlükleri videosu çekiyordum. Ama o zaman çok fazla sohbet etme zamanımız olmuyordu. Ama bu videoda dilediğimiz kadar sohbet edebiliriz. Bu video için 3 konu belirledim. Birincisi deneme netlerim nasıl, kaç yanlışım çıkıyor. İkincisi ders çalışma programım nasıl, kaç soru çözüyorum. Ve üçüncüsü de nasıl sıkılmadan ders çalışıyorum. İlk önce deneme netlerim nasıl, kaç yanlışım çıkıyor, bununla başlayalım. Biz bu hafta boyunca her gün okula gittik ve her günde deneme olduk. Bayağı yorucu geçti benim için. Bakın denemeler de burada. Pazartesi günkü denemeden başlayalım istiyorsanız. Hatta sadece pazartesi günkü denemeden bahsedeceğim size. Çünkü diğerlerinden bahsedersem çok uzun olur. Genelleme zaten pazartesi günkü gibi. Gelin pazartesi günkü denemeye birlikte bakalım. Şimdi ilk önce sözel kısımdan başlayalım. Sözel kısımda Türkçe'de 2 yanlışım çıktı. Bayağı iyi benim için çünkü daha önceki denemelerimde 5 yanlışım falan çıkıyordu. Geldik inkılaba. İnkılap benim için çok fazla zor geçti. Hatta benim için değil, denemeden çıkar çıkmaz bütün sınıf inkılap çok zordu diye konuşmaya başladı. Benim için de böyleydi. Çünkü inkılapta bayağı uzun metinler vardı. Çok fazla bilgiye dayalı sorular değil de uzun metinler vardı. Ve benim en zorlandığım ders de inkılap. Yani inkılabı gerçekten sevmiyorum. Tabii ki de böyle geçmişe dair merak ediyorum ama ezberimde hiçbir şekilde tutamıyorum. Bunun için taktikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama beklemediğim bir şekilde inkılap full çıktı. Çok fazla sevindim, çok sevindim. Çok da şaşırdım yani nasıl full çıktım. Çünkü ben denemeden çıkar çıkmaz galiba 5 yanlışım falan çıkar diye düşünüyordum açıkçası. Ama dediğim gibi çok mutlu oldum. Geldik dine. Dinden bir yanlışım çıktı. O da yani bilgi hatası diyebilirim. Bilgiyi bilmiyordum ve yanlış yapmışım. Tabii ki de bu üzdü. Geldik sayısala. Bence sayısal en merak edilen yer. Ben de başkalarının matematiği, feni nasıl geçti diye tabii ki de çok merak ediyorum. Ama ben ilk önce fenden başlayacağım. Fen benim en sevdiğim derslerden birisi. Aslında geçen senelerde daha çok seviyordum. Sanki 8. sınıfta fen biraz zorlandı mı? Yani bana öyle geldi. Ama dediğim gibi diğer senelerde daha çok seviyordum. Fen kolaydı ve full yaptım. Çok mutlu oldum. Şimdi gelin matematiğe geçelim. Matematik gerçekten benim için çok güzel geçti. Şimdi söylediğimde bu mu güzel diyebilirsiniz ama ben daha öncesinden daha kötü yapıyordum. Şimdisini söyleyeceğim. Bir de diğer denemede ne kadar soru yaptım bundan bahsedeceğim. Şimdiki denemede 16 soru yapabildim. 4 boşum vardı. Bu da sürem yetmedi. Eve geldim. Denemeyi tekrar çözdüm. O boş bıraktığım soruların hepsini çözebildim. Tabii ki de çok üzüldüm. Hiçbir zaman süremi yetiştiremiyorum. Siz yetiştirebiliyor musunuz? Ya da taktikleriniz var mı? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de bir yanlışım çıktı. Yani 15 soru yapmış oldum. Benim için gayet iyi çünkü geçen denemede 6 soru yapabilmiştim. Yani 6 soru bayağı az ve hani bunu LGS'de yaptığımı düşünün bayağı düşerim. Ama 16 soru yapabilince gerçekten çok mutlu oldum. O bir yanlışım da dikkat hatasından. Yukarıda birbirinden farklı diyormuş. Ben de onu dikkat etmeden direkt soruyu çözmüşüm ve yanlış cevaba ulaşmışım. Tabii ki de her denemem böyle geçmiyor. Bu benim için çok güzel bir denemeydi. Yani benim için güzel netler şu an. Ama bazılarında gerçekten çok düşüyorum. Bazılarında artıyorum. Böyle inişler çıkışlar oluyor. Tabii ki de matematikten 20'de 20 yapmak çok istiyorum. Umarım bir gün hepimiz yapabiliriz. Geldik ikinci maddeye. Kaç soru çözüyorum? Günlük programım nasıl? Benim günlük programım çok değişiyor. Bazenleri 200 soru çözüyorum. Bazenleri 100 soru çözüyorum. O gün işlediğimiz konuya bağlı. Test kitaplarımda kalan soru sayısına bağlı değişiyor. Ama genelde 150 ile 180 soru arasında çözüyorum. Hafta sonları tabii ki de soru sayımı arttırıyorum. Günlük tekrarlarımı yapıyorum hafta sonu. Bazılarına göre 150-180 soru çok az gelebilir. Bazıları 200 soru çözüyor. 300 soru çözenler var. 100 soru çözenler var. Ama bence ne kadar verim aldığımız önemli. Hani 50 soru çözeriz. Hepsi basit olur. Hiçbir işe yaramaz. Ya da 300 soru çözeriz. Hepsi basit olur. Hiçbir işe yaramaz bence. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim. Dediğim gibi sizin düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Aynı zamanda program oluştururken böyle renkli defterler kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü benim motivasyonumu arttırıyor. Sizin motivasyonunuzu arttıran bazı şeyler var mı? Mesela ben böyle renkli kalemler kullanmayı, defter süslemeyi çok seviyorum. Hatta birkaç sayfa göstereyim size. Mesela bu eski programlarımdan bir tanesi. Böyle süslemeyi gerçekten çok seviyorum.
birkaç sayfa daha göstermek istiyorum. Aynı zamanda motive etmesi için de böyle sayfalarda ekliyorum ajandama. Ama kendimde sevmediğim şey şu, bir sürü defter kullanıyorum. Ders çalışma programlarım yani bölük pörçük oluyor. Bir deftere bir kere başlıyorum, sonra onu bitiriyorum, başka bir deftere geçiyorum. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bir defterde toplamak en iyisi oluyor. Ama bunu hiçbir zaman yapamıyorum tabii ki. Ben böyle bir defter hazırlıyorum dediğim gibi. Geldik 3. maddemize, nasıl sıkılmadan ders çalışıyorum. Tabii ki de ben de sıkılıyorum. Sadece size ders çalıştığım kısımları gösteriyorum. Yani boş böyle dolaştığım kısımları, sıkıldığım kısımları göstermiyorum. Çünkü sizi motive etmem lazım ve oraları gösterirsem çok sıkıcı olur video. Herkes gibi ben de sıkılıyorum. Ama masaya bağlayacak birkaç şey buluyorum kendime. Mesela ben bir şeyler içmeye bayılıyorum. Yanıma alıyorum kahve, ders çalışırken içiyorum. Bazıları müzik dinleyerek ders çalışıyor. Ama ben bunu hiçbir zaman yapamadım. Yani kafam hemen dağılıyor. Bazenleri açsam da her zaman yaptığım bir şey değil. Renkli kalemler kullanıyorum. Renkli kalemler kullanmaya bayılıyorum. Böyle testleri bitirdikten sonra tiklemeye. Özellikle şöyle bir taktik belirledim kendime. Mesela o gün için 4 tane, 5 tane renk seçiyorum ne kadar istiyorsam. Ve o kadar test çözüyorum. Yani mesela atıyorum 10 tane renk belirledim. O dersen 10 tane test çözeceğim gibi. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Bunu böyle kafamdan uydurmuştum. Ara sıra yapıyorum. Zevkli de oluyor. Böyle bunları da kullanıyorum. Aynı zamanda yine renkli defterler kullanıyorum. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Size de tavsiye ederim. Özellikle maddelerin üstünü çizmek çok motive edici oluyor. Aynı zamanda derse başlamadan önce masamı topluyorum. Masam toplu olmayınca hiç motive olamıyorum ve direkt masanın başına kalkasım geliyor. Böylece direkt sıkılmış oluyorum. Dediğim gibi masamın temiz olması benim için çok önemli. Aynı zamanda benim şöyle bir özelliğim de var ki odam toplu değilse ben asla ders çalışamıyorum. Yani bilmiyorum, o masa başına geçemiyorum. İlla ki odam toplu olacak ki o masa başına geçeyim. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Sizin özellikleriniz neler? Siz nasıl sıkılmadan ders çalışıyorsunuz? Bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Hep yorumlarda yazabilirsiniz dedim sanırım bu videoda ama sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten çok sevdim. Böyle sohbet etmek çok güzel oldu. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.